kızım hadi bak milletin zaten ruhu daraldı. Hadi şu maçı geç sonra seyrederim ben artık. Tribe giriyorum yani. Bak millet öldü. Hadi. Aha. Yılbaşı dansözü. Çocuğum değiştirsen maçı aç. Baban nereyi istiyorsa orayı seyredelim. Yok yok ben şeyde değilim yani. Yani artık eskisi kadar da zevk almıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben sevdim yani bu yılbaşı şeysini. O kadar şey yapmıyor bana. Yani ne derler ona? Rahatsızlık vermiyor. Sen sevmiş olabilirsin ama biz sevmedik Aslancığım. Aslan değiştir. Ben açarım. Hayırdır inşallah. Buyurun amirim. Aslan Kral burada mı oturuyor? Evet. Baba. Aslan Kral sen misin? Evet benim. Ne oldu ki? Seni tutukluyorum. Efendim? Duymadın mı beni? Seni tutukluyorum. Neden? Mezarlıktan çam ağacı çalmışsın. Çam ağacı mı? Mezarlıktan hem de. Kim? Ben mi? Yok ben. Evet sen. Uzat ellerini. Ayıp ayıp. Hadi yeni sakman anladım da. Çalıntı çam çok ağır oldu baba vallahi söyleyeyim. Olmaz. Aslan böyle bir şey yapmaz. Memur Bey gerçekten benim böyle işlerle işim olmaz yani. Çam ağacını ben mi çalmışım mezarlıktan? Gene mi sen ağaç düşman? Vallahi ben susuzum bu sefer Hulusi amca. Demin 8 kişiyi rendeleyen birini getirdiler. O da aynı şeyleri söylüyordu. İyi de ben 8 kişiyi rendelemedim ki. Al işte vallahi aynen böyle dedi. Daha önce çam ağacına saldırmaktan tutuklanmıştın. Şimdi de çam ağacımı çaldın mezarlıktan. Allah çarpsın ben çalmadım amca. Yakalanan araba senin değil mi kardeşim? Araba benim ama yani... Ne diyorsun yani? Araba kendi kendine mi gitti mezarlığa? Yok yani o kadarını bilmiyorum açıkçası Hakim Bey. Başkasına mı verdin arabayı oğlum? Yani ne diyeyim? Yani şöyle diyeyim, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum Hulusi amca. O zaman kusura bakma. Seni tutuklayacağız mecburen. Ne yapalım? Şu saatten sonra kaderim artık. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Sanık Aslan Kral, suçu sabit, ağzı bozuk olduğundan dolayı... Durun Hakim amca! Durun Hakim amca! İtiraz ediyorum ben! Neye itiraz ediyorsun kızım? Daha ben cezayı falan söylemedim ki. Ay ne bileyim siz öyle sabit mabit deyince. Hakim amca, benim Aslan abim hiçbir ağacı mezarlıktan çalamaz ki. Nereden çalar o zaman? Hiçbir şey çalamaz o. O bir karıncayı bile çalamaz. Doğru söylüyor Hakim Bey. Kızım sen saçmalama. Hadi evine git hadi. Arabasının mezarlıkta ne işi vardı peki? Kubat ayısındaydı çünkü. Sizin ayınız da mı var? Yok maalesef. Kocam var benim. Sen ayıyla mı evlisin kızım? Üzerinize afiyet. Öyleyim sanırsam. Yalan söylüyor Hakim Bey. Beni korumak için şey yapıyor yani. Kızım şey yapma yani. Eğer yalan söylüyorsa... Harika bir kardeş demektir. Eğer doğru söylüyorsa sen harika bir abisin demektir. Ama gene de ben sana bir ceza vereceğim. Niye ya? Ne güzel gidiyorduk Hakim Bey. Niye olacak? Bir ayıya arabayı verdiğin için. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Sen de bir acayipsin vallahi Aslan abi ya. Ne diyorsun oğlum sen? Hem dayak attı, hem dayak yemiş gibi ağlıyorsunuz ya, onu diyor galiba. Ben sana dayak attığım için ağlamıyorum, et kafa. O zaman niye ağlıyorsun abi? Yoksa dayak yerken canını sıkacak bir şey mi yaptık? Seni üzecek bir şey mi yaptık yani? İyi dayak yemedik mi? Bu ne oğlum? Ne tek tek konuşuyorsunuz lan? Tenis maçında mıyım ben? Dur. O zaman yine ben konuşayım da şey olmasın. İyi, konuş. Şimdi abiciğim, bak sen hiç canını sıkma. Biz olayı üstlendik, üzerimize aldık. Yakında seni salarlar gidersin. Nereye yakın oğlum? Yarın yılbaşı. Sen ne yakınından bahsediyorsun ya? Öküz müsün sen Kubat? Herkes ailesiyle tombala oynayarak geçirecek. Ben sizi döverek geçireceğim burada yılbaşını. Hani yılbaşı olayına gıcıktın ya? Bir istemiyordun ya. Mevzu yılbaşı mevzusu değil oğlum. Anlamıyorsun sen ya. Anlamıyorsun. Benim 3 tane çocuğum var lan. İşler mi ailesi? Babama bak ya. Nezaretli yılbaşı kutluyor. Olur mu lan bu Allah'tan reva mı? Reva mı? Değil. Bence de değil yani. Bana da hiç reva değil. Ama patronaj kurbanı oldu işte böyle. Sen kurban ol lan patronajına. Bir çakarım tapir. Karınca yiyen. Konuşma bir. Benden şey söyleyeyim. Başka bir şey mi söylüyor? Susun lan. Susun. Canımı sıkmayın benim ha.
Allah belamı versin bak, iki ayda alır üstüne iki daha yatarım. İkinizi burada komaya sokar, öyle çıkarım buradan. Aslan Kral. Buyurun benim. Sen gidebilirsin. Gerçekten mi? Anladığım kadarıyla ismimizi de anons etmediğine göre biz kalıyoruz komiserim. Yalnız ben komiser değilim. Konuşmaların, duruşun, hareketlerin falan acayip komisere benziyor ha. Şimdi komiser olsaydınız çıkabilir miydik yani? Onu komiser olduğum zaman söyleyebilirim. Tamam, artık o zaman. Özür dilerim Aslan abi, her şeyi mahvettim. Evdeki herkese çok selam söyle, yeni yıllar kutlu olsun abi. Aleyküm selam, aleyküm selam. Çok kalırlar mı bunlar da içeride efendim? Yok, zannetmiyorum. Yakında çıkarlar. Birkaç gün daha uzatamaz mıyız acaba? Allah, olabilir. Ben de pek haz etmedim bu lavuklardan. Şişman neyse de o yanındaki var ya, harbiden hazımsız bir insan. Birkaç tane böyle ya. Aşk olsun Aslan abi. Hepsini duydum vallahi. O nasıl laflar ya? Cüzdanla kemerler vardı abi. Nereden alacağız onları? En azından eve dönebildik. Bu ne lan böyle balonlar malonlar? Yokluğumu fırsat bilip yılbaşı kutlayacaktınız demek. Ben nezaretlerde sürüneyim, bunların keyfine bak aga. Allah bilir kaç para göçtük be. Ulan bir balonun fiyatı 1 lira be. Bak bir de hediye yapmışlar, üstünde de aslan yazıyor. Allah Allah. Bomba bomba olmasın bu asaletin? Bu ne lan? O ben. Sana söz veriyorum, bu sene çok uslu duracağım. Derslerime hep çalışacağım. Karşılığında sen de bana şu uzaktan kumandanlı arabayı da alırsın herhalde, eşek değilsen. Vay lan. Bu araba çocukluğumdaki araba be. Ulan öldüm mü ben acaba? Bu uçak. Sevgili Aslan. İstediğin uçak maalesef burada satılmıyor. Başka bir şey isteyeceğim ama bu sene için artık çok geç oldu tabii. Vay güzel babam, vay güzel annem benim be. Vay.